Her yer korumalarla dolu Reyhan Hanım. Yalnız başına gitme. Ben seninle gelirim. Seni bu işe karıştırmak istemiyorum Rıza abi. Bana zarar verecekleri bir durum yok ki. Haşmet ağayla konuşup döneceğim. Bu yaptığını ömrüm boyu unutmam abi. Kendine iyi bak Reyhan Hanım. Ben burada bekliyorum. Sen kimsin? Gecenin bu saatinde ne işin var burada? Ben Reyhan Şadoğlu. Nasuh Şadoğlu'nun torunuyum. Haşmet Ağa'yla görüşmem lazım. Bekle burada. Ne istersin bu saatte? Haşmet Ağa'yla konuşmaya geldim. Çok önemli. Gel içeri. Hele, söyle bakalım. Seni gecenin sabaha el verdiği bu saatte buraya bu şekilde getiren nedir? Azat'ın ölüm emri çıkmış, doğru mu? Bak kızım, bu toprakların büyük aileleri kendi toplumunun aynasıdır. Olur da birbiriyle husumete girerlerse ilk hükümlülük İki aile arasında yapılacak evlilik olacaktır. Artık kendi dölünü husumeti olan ailenin evine bırakan aile kendi kanının çoğalmasına engel olmaz, kavgayı bitirir. Nicedir Şadoğlu ve Aslan Bey arasındaki husumet gençlerimize kötü örnek olur. Eğer evlilik gerçekleşmezse yapılacak şey bellidir ve tektir. Nedir? Kan dökmektir. Bu da hem Azat'ın hem Mira'nın kanını dökmektir. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.